Bir taşıyıcı el arabası ile görsel birdeki konumda bulunan bir yükü taşırken yükün konumu görsel 2'deki gibi değişiyor. Buna göre yükün yeri görsel 2'de görsel 1'dekine göre değiştirilen el arabasının özelliklerinden hangileri değişmez? Bakalım. Destek ortada, yük burada, kuvvet buradan uygulanıyor. Daha sonra yük biraz daha destekten uzaklaştırılıyor. Yani yük kolu değişiyor. Bakalım. 1. Kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı kuvvet kolu bölü yük kolu olduğuna göre ve yük kolu değiştiğine göre bu da değişecek. O zaman bir değişir. Kaldıracın türü yine destek ortada olan bir kaldıraç. O yüzden o değişmez. Yoldan kayıp, kuvvetten kazanç değişirse otomatik yoldan kayıp da değişir. 1-3 değişecek. Yalnız 2 değişmeyecek. Bu durumda cevap yalnız 2 A seçeneği. Homojen eşit bölmeli özdeş ve ağırlıksız çubuklara uygulanan kuvvetlerle aynı ağırlıkta yükler 4 ayrı durumda dengeleniyor. Buna göre düzeneklerde uygulanan kuvvetler arasındaki aşağıdakilerden hangisidir? Özdeş olduğuna göre örneğin 6 Newton olsa yük, burada uygulanan kuvvet baktığımız zaman kuvvet kolu yük kolu 2 katı olduğuna göre 3 Newton olur. 6 Newton'sa 3 katı bir kuvvet kolu yük kolu dengesizliği var. Bu durumda 2 Newton olur. Yani 2 Newton çarpı 3, 1 çarpı 6 Newton eşitlenir. 6 Newton'sa 4 parça olduğuna göre 6 kere 4, 24. 24 Newton olur. 24 çarpı 1 gibi. 6 Newton'sa bu da tam aynı uzunluk kolu kuvvet kolu 6 Newton olur. Baktığımızda en uzunu 3. Sonra 4 geliyor, sonra 1 geliyor, sonra 2 geliyor. 4, 1, 2, 4, 1, 2 yani B seçeneği doğrudur. Demirden bir çubuğa kuvvet uygulanarak bir kaya hareket ettirilmek isteniyor. Bu olayda demir çubuğun kullanım alanı düşünüldüğünde kayayı daha az kuvvet ile hareket ettirmek için uygulamalarından hangileri yapılabilir? Mantık, kuvvet kolumu yani burayı arttırmam gerekiyor. Yük kolu şurayı indirmem yani azaltmam. 1. Desteği kayaya yaklaştırmak. Desteği kayaya biraz daha yaklaştırırsam kuvvet kolum biraz daha artar, yük kolum biraz daha azalır. Dediğim bir şey. Bu doğru. 2. Kayayı destekten uzaklaştırmak. Yani kayayı destekten nasıl uzaklaştıracağız? Biraz daha ucuna yapar, koyarsak yük kolu artar bu durumda. O da işime yaramaz. Ben kuvvet kolumu arttırmak istiyorum. Eledim. 3. Kuvveti desteğe daha yakın yerden tutmak. Yani kuvveti şuradan bir yerden tutuyor. Bu durumda kuvvet kolumu küçültmüş olurum. Bu da işime yaramaz. Bunu da eliyorum. Cevap yalnız bir A seçeneği. Görselde eski insanların basit bir çubuk ve taş kullanarak hazırladığı bir tür kaldıraç gösterilmiştir. Aşağıdaki kaldıraç türlerinden hangisi üretim amacına uygun olarak kullanıldığında bu kaldıraç türü ile aynı tür bir kaldıraçtır. Baktığımızda maşada kuvvet ortadadır. Hep kuvvet ortadakine bakmamız gerekiyor. Burada destek ortada. Yani ben destek ortada. B'de kuvvet ortadadır. D'de yük ortadadır. Teniste kuvvet ortadadır. Burada ise destek ortadadır. Yani aradığım budur. Destek. Buradan kuvvet uygularım. F. Buradan da uç kısmıyla G işi yaparım. Aradığım seçenek A seçeneğidir. Aşağıda bir keser ve küreğin kullanım şekilleri gösterilmiştir. Keser ve küreğin verilen kullanım şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Her iki basit makinede yoldan kayıp yaşanmıştır. Basit makinelere bakalım. Yoldan kayıp olması için kuvvet kazancının olmaması gerekiyor. Birincide kuvvet kazancı vardır. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan oldukça büyüktür. İkincide kuvvet kolu yük kolundan küçüktür. Burası F kolu, burada G kolu. Bu durumda birincide kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancı var. İkincide kuvvet kazancı yok. Kuvvet kazancı varsa ikisinde yoldan kayıp yaşanır. Bu durumda eliyoruz. Her iki basit makinede kuvvet kazancı sağlanmıştır. Hayır, sadece birde sağlanmış. Yani keserde. C. Üretim amacına uygun kullanıldığında olta ile keserin temsil ettiği kaldıraç çeşidi benzerlik gösterir. Oltada kuvvet ortadadır. Keserde ise destek ortada. Ortaya bakılır genelde kuvvet kaldıraç türlerinde.
O yüzden benzerlik göstermiyor. D. Üretim amacına uygun kullanıldığında zımba ile küreğin temsil ettiği kaldıraç çeşidi benzerlik gösteriyor. Kürekte kuvvet ortadadır. Zımbada da kuvvet ortadadır. Ortaya bastığımız zaman zımba şöyle bir hayal etmesi olur diye. Buradan kuvvet uygularım. Burası destektir. Buradan da zımbayı çakar. Yani Y iş yapar. Baktığımız zaman doğru cevap D seçeneği. Aşağıda bir tür kaldıraç olan insan bacağının yapısında bulunan yükün arada olduğu kaldıraç tipi ve insan bacağı gösterilmiştir. Buna göre bu kaldıraç tipi ve insan bacağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İnsan bacağında yoldan kazanç kuvvetten kayıp vardır. Yükün ortada olduğunu söylüyor zaten. Yükün ortada olduğu kaldıraçta kuvvet kolu gördüğünüz gibi bayağı büyük. Kolu ise durumda kuvvet kazancı olur. Yol kazancı olmaz. Eledik. İnsan bacağı çalışırken işten enerjiden kazanç sağlanır. Bu hiçbir basit makine değil. Ve burada da olmaz. C. Fındık kıracağı insan bacağı ile benzer çalışan bir kaldıraç tipi. Şöyle basit bir fındık kıracağını düşünürsek fındık buradadır. Yani G. Buradan kuvvet uygularız. Burada destek vardır. Baktığımız zaman tabii ki bu kaldıraç tipine benziyor. Demek ki doğru cevap C seçeneği. D. İnsan bacağında bulunan kaldıraç tipi kuvvetin yönünü değiştirir. Yönünü değiştirmez. Örneğin el arabasını düşün. Daha rahat görülüyor burada. El arabası da yine yük ortadadır. Kuvveti uyguladığım zaman yükü de aynı yönde kaldırıyorum. Demek ki kuvvetin yönünü değiştiren bir tip değil. Doğru seçenek C seçeneği.